yeni doğmuş yavrular. Bazıları ayakta durmakta bile zorlanırlar. Son derece güçsüz ve bakıma muhtaç olan bu yavru hayvanlar, ancak Allah'ın gücü ve korumasıyla yaşamlarını sürdürebilirler. Örneğin foklar. Fokların yaşadığı bölgelerde hava, bahar aylarında bile en fazla -5 derece sıcaklıktadır. Ancak bu soğuk, anne fokları da, yavruları da hiç etkilemez. Yavrular, bebek yağı denilen bir yağla kaplı olarak doğarlar. Küçük vücutları bu yağ sayesinde sürekli sıcak kalır. Memelilerden çok azının yavrusu, fok yavruları kadar hızlı büyür. 3 hafta içinde yavru, ağırlığının 3 hatta 4 katına çıkar. Çünkü fokların sütü en iyi inek sütünden 12 defa daha yağlıdır ve 4 kat daha fazla proteinlidir. Bu durum, yavrunun çok hızlı büyümesini sağlar. Anne fokun özel sütü, bebek fokun vücudunda hemen koruyucu yağlı bir tabakaya dönüşür. Son derece aciz olan ve kendini koruması mümkün olmayan fok yavrularının her türlü ihtiyaçları anneleri tarafından karşılanır. Çünkü Allah, yarattığı her varlığı en güzel şekilde rızıklandıran, her türlü ihtiyaçlarını eksiksiz olarak yaratandır. Bir ayette şöyle buyurulur: "Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki, onu ve sizi Allah rızıklandırır. O işitendir, bilendir." Avustralya. Bu kıtanın kendine özgü canlıları arasında en ünlü olanları: kangurular. Sürüler halinde yaşayan ve otlarla beslenen bu canlıların yaşantıları, hayranlık uyandırıcı yaratılış mucizeleriyle doludur. Bu mucizelerden biri, kanguruların doğumu ve yavruların bakımıdır. Kanguruların gelişimi dünyadaki diğer memeli canlıların doğumlarından oldukça farklıdır. Çünkü yavrular, gelişimlerinin 190 günlük bir kısmını annelerinin karın bölgesinde bulunan ve kese tabir edilen organın içinde tamamlar. Bu kese, yavru büyüdükçe genişleyecektir. Aradan aylar geçer ve yavru kanguru annesinin kesesinden dışarı adım atabilecek kadar büyür. Bu arada ikinci bir yavru doğar. Aylar önce doğan ilk yavru ise bir hayli büyümüştür. Çoğu zaman dışarıda dolaşır. Acıktığında ise annesinin kesesindeki 1 santimlik minik kardeşine hiçbir zarar vermeden bu keseden süt emmeye devam eder. Ancak birbirinden farklı büyüklükteki iki yavrunun besin ihtiyaçları da birbirinden farklıdır. Bu noktada büyük bir mucize gerçekleşmektedir. Her canlının ihtiyacını bilen ve karşılayan Allah, yavruların besinini de annelerinin vücudunda yaratmaktadır. Anne kanguru, iki yavrunun da büyüklüklerine göre farklı memelerden farklı nitelikte süt verir. Hatta üçüncü yavru dünyaya geldiğinde, farklı nitelikte üretilen sütlerin sayısı 3'e çıkar. Her yavru, kendine hazırlanan sütü kolaylıkla bulur, hiç karışıklık olmaz. Bu beslenme sisteminin özel bir yaratılışın eseri olduğu çok açıktır. Anne kangurunun bu işi bilinçli olarak düzenleme imkanı yoktur. Gerçekte anne kanguru bunların hiçbirini kendi iradesiyle gerçekleştiremez. Onun salgıladığı sütün 2 ayrı türü olduğundan haberi bile yoktur. Bu kusursuz sistem, bir kangurunun tüm yaşamı süresince yaşadığı mucizeler zincirinde olduğu gibi Allah tarafından yaratılmıştır, onun kontrolündedir ve onun örneksiz yaratma sanatının tecellilerinden biridir. Allah'ın canlılar üzerindeki bu hakimiyeti bir Kur'an ayetinde şöyle bildirilmektedir:
onun bilgisi olmaksızın hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Gerçekten bu Allah'a göre kolaydır.